Bu 12-13 yıl içerisinde neler yaşandı? Nasıl emekler ortaya kondu? 12-13 yıl içerisinde Tuzla'mızda neler yaşanmış? Hep birlikte izleyelim kısa videomuzda. Tuzla'da yaşayan Ayşe ve Gözde kardeşler artık okulların açılmasını istiyor. İşte bu an dönemi. Ödevimiz plaketlerini, Sayın Başkanımız plaketlerini takdim ediyor. Sizlerin alkışlarıyla kalıyoruz. Tekrar istirham ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu an öyle sizleri görebilirsiniz. Ve o NFT eserini ödevimizde görüyoruz. Sayın Başkanımız... 2022 yılı konaklamalı eğitim toplantısında iki grup olarak iki hafta sonuna sığdırdık. Büyük bir aile olarak, Tuzla Belediyesi olarak geçmişten gelen bir geleneksel bir buluşmalarımızdı. 2019 seçimleri pandemi döneminde bu işi yapamamıştık. Şimdi tekrar başlattık. Biz Tuzla'da, Tuzla halkına, patronumuz olan Tuzla halkına en iyi hizmet üretebilmek için senede bir defa da olsa bir araya gelerek bu şekilde hem kendimizi check ediyoruz, hem kendi ölçme değerlendirmelerimizle eksikliklerimizi görüyoruz. Geleceğe dair nasıl adım atmamız gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini de birlikte paylaşıyoruz. Dolayısıyla ben çalışma arkadaşlarıma bir aileyiz diyerek başladığımız bu çalışmalarımızı, koca bir büyük bir aile ve Tuzla gibi büyük bir ilçenin, büyük bir metropolün parçası olan bir ilçede güzel hizmetler üretmenin keyfini birlikte ve o vatandaşın da memnuniyetini gördükçe de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Birlikte güzel, muhteşem işler başardık ve başarmaya da devam ediyoruz. Ama şu var, yani istediği zaman, istediği anda her türlü personelimizin de bizimle görüşmesi, vatandaşımızın görüşmesi bizim her zaman arzu ettiğimiz iletişim ağlarını ve iletişim yöntemlerini hiçbir zaman kopartmadığımız, tüm vatandaşımızla birlikte olabileceğimiz, gerek sivil toplum kuruluşlarıyla indirek olarak, gerekse direkt vatandaşla temasımızı sağlayacak personelimiz dahil herkesle sürekli hem bu check-in yapabileceğimiz şekilde hizmetlerimizi, çalışmalarımızı, hizmet kalitemizi ortaya koyabilecek olan tüm bu çalışmaları birbirimizi kontrol edebileceğimiz, o dengeyi sağlayacak olan çalışmalarımızı, iletişim metotlarımızı zaten her zaman açık tutmaya ve onları da sürekli geliştirmeye de gayret ediyoruz. Hocam biz de çekelim. Bizde de öyle. Biliyor musun? Ne? Satranç. Ben masa tersi oynuyorum ama benim haberim yok. Yazılmamış. Olsun, yazılabilirsin şimdi. Oynuyorum. Bizde cana can katan o Tuzla olmazsa, Tuzla olmazsa, gözlerimde gözlerin izi olmazsa, haydi!